Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Şubat ayında okuduğum kitapları anlatacağım. Şubat ayında neleri hedeflemiştim, hangilerini bitirebildim, hangilerini sevdim, hangilerini beğenmedim. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle şu konudan bahsedeyim. Birçok kitap yorumluyorum. Kitapları yorumlayan arkadaşların sayfalarını incelediğimde bazıları spoiler vermiyorlar. Spoiler vermeden anlatanlara da saygım sonsuz ama zaten kitapla ilgilenen insanların birçoğu kitabın içerisinde ne var bunu merak etmektedirler. 3 aşağı 5 yukarı konusunu bilip ona göre tercih yapmak, satın alırken tercih yapmak istiyorlar. O yüzden bana kalırsa kitap anlatmak spoilersız olmuyor. Mecburen o kitabın karakterlerini bahsetmek istiyorsunuz. Olayı, kurgusu, yazarın dili, yazar ne yapmış bundan bahsetmek istiyorsunuz. Bana göre bir kitap yorumcusu olmak bunların detaylarına inmeden olmuyor. Dolayısıyla da spoiler vermeden olmuyor arkadaşlar. Böyle diğer kitap yorumlayanlara minicik bir eleştirim olsun istedim. Bu arada Şubat ayında okuduğum kitapları size göstermek istiyorum. Kitap kulübümde okuduğum Hayvanlaşan İnsan, Emil Zola'dan okuduğum, uzun uzun da notlarımı almışım. Geçen hafta bir toplantı yaptık zaten. Bunu anlatacağım. Evet, büyük yazardan Meselesi Büyük bir kitap. Huzursuzluğun kitabı Pessoa, oldukça ağır bir kitap. Marcel Proust'lara başladım arkadaşlar. 7. cildin ilk kitabıydı bu. Evet, ve Tarık Tufan'dan Aşıklara Yer Yok. Öncelikle Tarık Tufan'dan başlayayım. Aşıkları Yer Yok. Kurgusu çok güzel, çok kolay okunabilen, sade bir kitaptı. Karakterimiz bir kadına aşık oluyor. Kadının da bir sevgilisi var. Kadın aslında seviyor mu, sevmiyor mu pek anlamıyoruz bizim asıl ana karakterimize. Onu tutan bir takım şeyler var ve kendi hayatına bir takım inişler, çıkışlar var. Borç yapmayı, sürekli para istiyor bizim ana karakterimizden ve bizim karakterimiz kendi halinde bu zamana kadar sessiz sakin bir memur ailenin bir çocuğu, işinden geliyor eve, evden gidiyor işe, çok fazla sosyal hayatı yok, işte birkaç tane arkadaşı var. Fakat bu kadına aşık olduktan sonra biraz feleği şaşıyor, gerçekten aşık oluyor. Kadın aslında bir gecelik bir ilişki olarak başlıyorlardı, fakat daha sonra bu saklı kuyuya denilen bir yer var, oraya kadar bir yolculuk gerçekleşmek zorunda. Kadın bundan elini ayağını çekince çok büyük üzüntüler yaşıyor ve arkadaşının yazlık boş evine, arkadaşı da kafası değişsin, kafası birazcık dağılsın diye oraya gitmesine salık veriyor. O da tası tarağını topluyor, o yazlık eve gidiyor. Zaten diyor ki çok sıkılırım, 3 günden sonra evime geri dönerim diye gidiyor. Fakat arkadaşlar gidemiyor çünkü orada da tanıştığı birçok karakter var. Hayatında hem çok şey öğreniyor hem insanların hayatlarını da öğreniyor. Yani şöyle bir şey, iki kere tekrar ettim aynı şeyi de, kendi dramı gibi başka insanların da hayatlarında ne kadar acı çektiklerini görüp onlarla birlikte hasbihal ediyor. Yaşları büyük olanlardan birçok şey öğreniyor. Kadın arkadaşlarının da orada ne kadar acı çektiklerini, kimisi oğlunu kaybediyor, kimisi orada akıl hastanesinde profesör doktorken, psikiyatrist hastasına aşık oluyor kadın ve hastasının intiharıyla karşılaşıyor. Ama ben böyle bir cümle iki cümleyle anlatıyorum ama çok güzel karakterlerin hepsinin hikayeleri var ve hepsi saklı kuyuda birleşiyor. Saklı kuyuda bütün karakterlerin, bizim saklı kuyuya giden ana karakterimizin de hayatı bir şekilde saklı kuyuya bağlanıyor. O kadar da söylemeyeyim kitabın sonunda nasıl bağlandığı şeklini. Güzel bir kurguydu. Yani yormayan, ben bu ay biraz yorucu kitaplar seçtim. Biliyorsunuz ki Proust okuması ağır kitap. Ondan da ağır Pessoa'yı seçmişim, Huzursuzluğun kitabı. Dolayısıyla bu kitap bana ilaç gibi geldi. Böyle çerez gibi çit 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 okudum, sayfaları çevirdim. Tavsiye ediyorum, okuyabilirsiniz. Yazarın diğer kitaplarını hiç bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Benim yazarla tanışma kitabım oldu. Görürsem, zamanım olursa diğer kitaplarını da alacağım. Evet, hemen Pessoa'dan bahsedeyim. Portekiz asıllı bir yazar. Huzursuzluğun kitabı. Arkadaşlar, bir tane muhasebecimiz var. Bu muhasebecimiz çok kendi halinde bir adam. Kendisi günlükler tutuyor. Nasıl söyleyeyim? Yapayalnız ve çılçıplak bir insan. Yani
Tanrı anlayışı çok uzak, Tanrı'ya çok mesafeli, ailesi var mı yok mu bilmiyoruz. Sadece işi var, iş arkadaşı bile diyemem çünkü hiç kimseyle arkadaşlık kurmuyor. Hayata karşı çok duvarları var, bariyerleri var. İşvereniyle ilgili sıkıntıları var ama çok fazla çaktırmıyor. Dışarıya çıkıyor, vitrinlere bakıyor, marketlere gidiyor, alışveriş yapıyor. Çok yani hayatın içerisine kaynaşmak isteyen, geleceğim yok diyor, geçmişim de olmamalı diyor. Sadece şu anda var olduğum an var diyor. Hani bizim şu çok meşhur kişisel gelişimcilerin anda yaşam, carpe diem, anı yaşamak. İşte aslında geçmiş de gelecek de bu an içerisinde yazılıyor. Biz bu anın içerisinde keyfi de, üzüntüyü de, acıyı da yaşıyoruz. Geçmişi çok dillendirirsek bu anı mahvediyoruz. Bu geçmişten çok bahsedip geçmişten kopamayışımız, geçmişten özgürleşemeyişimiz aslında bu anda onu tekrar yarattığımız için geleceğimize de taşıyoruz. Geleceğimiz de aynı geçmişimizdeki hatalarımızı veya kadersel döngüleri veya başka olayları, aynı olguları ortaya çıkaracak gibi anın güzelliğini anlatmaya çalışıyor ama anın güzelliğini de çok da yaşayamayan bir karakter var. Yani çok içine kapanık, çok depresif, çok karamsar, yapayalnız ve çırılçıplak bir insan diyeyim. Yani çırılçıplak söylememin sebebi o yalnızlığın içerisinde bir duruşu ve bir acayip de bir topluma karşı, insanlara karşı, kendisine karşı da bir dürüstlüğü var. O yüzden de tam çırılçıplak kelimesini kullanıyorum. Meraklılarına okuyun derim. Felsefi boyutu çok fazla, ağır bir kitap. Ama ben çok sevdim. Bana bir şeyler kattığını düşünmekteyim. Evet, diğer kitabım Şubat kitaplarından bir tanesi. Marcel Proust, Sıvanların Tarafı. Arkadaşlar, bu seriyi ben okuyacağım, okuyacağım, okuyacağım diye çok erteledim. Sonunda da eşim hediye alınca bütün bir seriyi artık başlayayım dedi. Başlı başına okunması gereken bir eser. Aslında diğer kitapları hiç okumasam da sadece bunu okusam daha hızlı okurdum. Çünkü şöyle bir şey, Marcel Proust'un bu kitapları çok fazla böyle ara verilmeden okunması gerekiyor. Çünkü konu çok dağılıyor. Çünkü Proust Fransız edebiyatında bütün yazarlar gibi zaten Gustave Flaubert'ten, Balzac'tan çok etkilenmiş, birçok yazardan çok etkilenmiş Proust. Nasıl söyleyeyim, Emin Zola'dan çok etkilenmiş, Çağdaş'ı aynı zamanda. O Fransız edebiyatının betimlemeleri çok uzun. Yani bu bir de değil ama ikinci kitapta, yani Mart ayındaki hedeflediğim kitapların içerisinde, yani onu da göstereyim. Çiçek Açmış Kızların Gölgesinde, bu ikinci seride bir tane betimleme var. İki sayfa arkadaşlar, bir kadının göğüs ucundan çıkan bir dantelle ilgili bir betimleme var. İki sayfa. Ama bu betimlemeleri okurken bazen anlayamıyorsunuz, yarım sayfa tekrar geri dönüyorsunuz. Bazen de anlama takıntısını bırakıp, özellikle Proust için bütün kitaplarında, yani anlama takıntısını bırakıp, anlamlandırmayı bırakıp okuduğunuz zaman zaten diğer öteki cümlelerde konunun özünü yakalıyorsunuz. O yüzden ben bunu anlamıyorum, yani anlayamıyorum korkusundan, paniğinden sıyrılıp kendinizi daha rahat okumaya verdiğiniz zaman kitap su gibi akıyor. Bu Sıvanların Tarafına geçmeden önce, Marcel Proust aslında yarı otobiyografik, bütün seri yarı otobiyografik bir eser. Marcel Proust kendi hayatını anlatıyor. Burada çocukluk zamanını ve biraz daha böyle 13-14 yaşlarına kadar okuyoruz. Astım krizleri oluyor ve babaannesiyle olan ilişkilerini görüyoruz. Babasının, annesinin ne iş yaptığını, nasıl bir evde büyüdüğünü, zengin bir ailede büyüyorlar. Aristokrat bir aile ama hem aristokratları eleştiriyor, hem burjuvazi ile olan ilişkilerini eleştiriyor. Çocuk aklıyla anlamlandırmaya çalışıyorlar. Tabii bu geriye dönüş, artık yaşını almış Proust geriye dönüşlerle bize anlatıyor. Geriye dönüşlerle anlatırken bir kahvenin yanında içtiği çikolata bile onu geriye döndürüp bazı anılarını anlamlandırmaya çalışıyor. Ama bu arada yaparken hafızasına da çok güvenmediğini, bellek itimini de bize dile getiriyor. Bu Swan kitabında en çok bahsedilen olay, Swan'ların genç, yakışıklı, aslında aristokrat ama burjuvazilerin o rahat bohem yaşamına
özen gösteren genç Sıvan'ın bir fahişeyle olan, yani bir metresiyle olan yaşam tarzı Proust'un çok ilgisini çekmiş. Bize Odette'i anlatıyor, yani bu kibar fahişeyi anlatıyor ve o fahişelerin, metreslerin orada çalışırken gittikleri salonların o ambiyansı, doktorların, işte yazarların, bir takım burjuvazide kendine yer etmek isteyen ve hatta burjuvazide aristokrasiye atlamak isteyen bu katmanı, burjuvazi katmanını bize çok güzel veriyor. Aristokratlar burjuvaziye burun kıvırıyorlar, onları aşağılıyorlar. Burjuvazi de bunlar sosyetik, işte parayla bir takım kariyer yapmışlar, aslında işsiz güçsüz diye onları aşağılıyor. Çok güzel bir kitap. Sonunda Sıvan Odette'le evleniyor. Gelen tepkiler, Odette'e kazandırdığı itibar ve Odette gibilerin hayatını ne kadar değiştirebileceklerini, Odette gibilerin o katmanda yer edinebilmek için nasıl bakış açıları olduğunu bize derin, duygusal, o Proust'un naif cümleleriyle ve uzun uzun cümleleriyle anlatıyor. Bu, yani nasıl söyleyeyim, hani alayım bir roman okuyayım değil. Bu bir edebiyat şöleni arkadaşlar. Okuduğunuzda hakikaten edebiyat okuyorsunuz. Bu çok güzel bir kitap. Ben bu seriye zaten başladım. Üçüncü seriye başladım ben Marcel Proust'tan. Guamantes tarafındayım. Bundan sonraki ciltin çok ağır olduğunu söylüyorlar. Sodom ve Gomorra en ağırmış. O zaman kadar alışırım herhalde iyicene diline diye düşünüyorum. Bu kadar bahsettikten sonra, evet, kitap kulübümle uzun uzun sohbet ettiğim hayvanlaşan insan Emil Zola, Fransız edebiyatından gelmiş geçmiş en büyük ödüllü, çok insan ruhunu gözlemlemiş, naturalizm akımıyla, gerçekçilik akımıyla, yani insanı kitabıyla baş başa bırakan, karakterleriyle baş başa bırakmış bir önemli yazar. Hemen bu yazardan bahsederken Dreyfus davasına bahsetmeden geçemeyeceğim. Çünkü bütün hayatına, kitaplarına esin kaynağı olmuş bir Dreyfus davası. Emil Zola hatta ölümüne bile sebep oluyor. Ben bunu çok uzun işledim kitap kulübünde. Alfred Dreyfus diye bir Fransız subay bir elçilikte onun Elias'ına benzetiliyor. İşte bir çöp tenekesine hizmetli buluyor ve Alfred Dreyfus'un yazısı bu diye önemli Fransız askeri haberleri Almanya'ya sızdırıyor diye düşünüyorlar ve adamı bir vatan haini ilan ediyorlar. Davalar, apoletleri sökülüyor. Ordudan atılıyor. Bunda tabii ki Yahudi olmasının da çok büyük etkisi var. Emil Zola sürgün edilmesini, şeytan adasına sürgün edilmesine çok içerliyor. Çünkü çok haksızlığa uğradığını düşünüyor. Yerine Alfred Dreyfus'un yerine gelen subay da haksızlığa uğradığını düşünüyor Alfred'in. Ve Emil Zola ile birlikte davalara gidiyorlar, mahkemelere gidiyor. Ve Emil Zola artık dönemin cumhurbaşkanısına suçluyorum adında bir makale yayınlıyor. Burada ordunun halkı yanlış yönlendirdiğini, ordunun içerisindeki aksaklıklar olduğunu, yalan yanlış şeylere itibar edilip insan hayatını bu kadar kolay mahvedilemez ilkesinden yola çıkarak bir sürü makaleler yayınlıyorlar. Ve sonunda Emil Zola Fransa'da, Paris'te kalamıyor. Londra'ya kaçmak durumunda kalıyor. Daha sonra yurduna döndüğünde, bu arada çok eserler yazıyor. 22 ciltlik Rogoy ve Marquardt serisinin 17. kitabıdır Hayvanlaşan İnsan'da. Bu 22 ciltlik seri zaten 1853 ile 1870 yılında işte çıkan darbeler ve Sedan ayaklanmasını konu alan iki ailenin hep karakterleriyle alakalı yazmış arkadaşlar. Londra'da çok tanınmış bir yazar olmuştu artık. Ülkesine de, Paris'e dönüyor ve bir gün tekrardan en son romanı, gerçek romanını yazıyor bir gece önce. Baca temizleyicileri geliyor gündüzden. Bacalarını temizliyor, bakım veren insanlar. Bacalarını tıkıyor ve böylelikle son romanını yazarken Emil Zola ölüyor arkadaşlar.
çok acıklı ölümü, daha da bir sürü bize eserler verirdi diye düşünüyorum. Şimdi hayvanlaşan insan ne anlatıyor? 1850'lerde, 1890'da yazılmış bu arada. İşte hep yazdığı eserler 1870'ler, 1850'ler, 1890'lara doğru kayıyor. Fakat anlattığı dönem 1850'ler, 1860'lar. İşte sanayi devrimiyle, yani bu trendlerde çok geçiyor biliyorsunuz. Emin olan Germinal, Nana, Meyhane gibi de çok özel ve çok daha tanınmış eserleri var. Germinal'i de okumuş birisi olarak maden işçilerin hayatı ve işçi sendikaları ile ilgiliydi. Burada da trenler, lokomotifler, tren rayları, yolculuk, taşıma, makinistler, şef yardımcıları, ustabaşları, hem işçi sınıfı, hem çalışan kesim, hem de tren sayesinde ulaşımın bir yerden bir yere ne kadar kolay olduğu, insanların birçok şeyler öğrendiği, artık kimsenin evinde kalmadığı, bir yüzün bir yüz aynı yüz olduğu, aslında Avrupa topluluğunun temellerini de görüyoruz bir anlamda. Yani yazar hani tek para, tek ülke gibi şu an hani öyle olmasa da süreç, Avrupa topluluğunun ilk temelleri gibi de onun sinyallerini de vermiş. Bu sanayileşmeyle birlikte de kültürel yozlaşmayı gösteriyor bize. Evli bir çift var arkadaşlar. Roboyd ve Severin adlı bir çift var. Severin evlatlık, daha önce Grandamorin diye bir adamın, Grandamorin siyasi nüfuslu ve aynı zamanda tren rayların, yani tren sendikası mı diyeyim, bu tren işleriyle ilgili bir yerde de başkan, yani çok tanınmış bir insan. Severin bunun evlatlığıymış. Daha sonra Severin'le kocası bir yerden bir yere trenle giderken yüzüğünü gösteriyor kocasına. Yılan başlı bir yüzük. Annenden mi kaldı diyor kocası. Hayır diyor. Bu benim diyor, babamdan kalma diyor. Ve kocası diyor ki baban ne kadar değerli bir hediye vermiş sana. Neden verdi? İşte ırım kırım ediyor. Bir takım tacize ve tecavüzlere uğradığı ortaya çıkıyor. Ve eş kıskançlık nöbetine giriyor. Bu arada acayip de bir miras kalacak bir ev var. Yani evlilik hediyesi olarak da bir malikane veriyor Grandamorin bunlara. Onun satışı içinde, satışından çok yüklü bir para gelecek. Tabii adam hem bu gelen mirastan için, bence önce miras değil, sadece kıskançlık nöbetine giriyor. Ama çok kıskanç bir adam olmadığını da daha sonraki olaylarda anlıyoruz. Ve Severin'i kompartımanda çok kötü dövüyor. Ve diyor ki bu adamı öldürmem gerekiyor ve sen de bana yardım edeceksin diyor. Ve bu üvey babasına bir mektup yazdırıyor Severin'e. Ve bu mektupla işte birlikte trende yolculuk ederiz. Hem görüşmüş oluruz, hem de Severin size uğrayacak gibilerinden bir mektup yazıyorlar. Ve kompartımanda adamı öldürüyorlar. Grandmorin ölüyor. Sakin olan Rouen kasabası o gün gelen trenle cinayeti kurban giden Grandmorin'in cinayetiyle, işte avukatlar, adaletle ilgili bütün oradaki kişiler, polisler, dedektifler geliyorlar. Bu arada Jekyus da diğer kompartıman, makinist olan diğer Le Havre, Paris'le Le Havre arasında giden, yolculuk eden gemide makinistlik yapıyor ve orada birisinin hayal meyal öldürüldüğünü anlıyor aslında arkadaşlar. Yapılan mahkemelerde davaya Jekyus da katılıyor, fakat Jekyus itiraf etmiyor. Bu davadan da zaten çok alakasız birisi suçlanıyor. Burada da adalet sistemindeki aksaklıklar aynı Dreyfus olayındaki gibiye dönüyor. Bu arada Subay ve Casus filmini, aynı Dreyfus olayını konu alan bir filmdir. Subay ve Casus filmini izleyin derim. Orada Dreyfus davası ve yazarın daha iyi anlayabiliyorsunuz. Süreci daha iyi anlayabiliyorsunuz ve Hayvanlaşan İnsan kitabını okuyacaklar için özellikle öneririm. Ama önce kitabı okuyun, sonra filmi izleyin derim. Jekyus itiraf etmeyince aileyle bir yakınlık kuruluyor. Rambaud ve Severin üçlü olarak akraba, işte yemeklere geliniyor, gidiliyor, dostluk, yakınlıklar oluyor. Fakat burada bir karakter değişimi oluyor. Artık Rambaud böyle kumara düşüyor. Artık eskisi gibi
Hiçbir şey hayattan zevk almıyor. Yaptığı şeyden belki çok pişmanlık ve yaptığı şeyden kan dondurucu olduğunu bildiği için ondan kurtulmak için başka kadınlara düşüyor. Kumar oynuyor, içki içiyor. Kendine bakan, kendinden küçük olan genç karısına beğendirmek için çok güzel giyinen adam yağlanıyor. Artık kirli kıyafetler giyiyor, kilo alıyor, eve gelmemelere başlıyor. Severin'le Jekyll'un arasında da bir aşk hikayesi doğuyor. Zaten bütün hikaye aşk hikayesi gibi başlıyor ama bir suç makinesine dönüşüyor. Aslında cinayet işlendikten sonra Jekyll'un içerisindeki içgüdüsel insan öldürme tutkusu, dürtüsünden bahsediyor kitap. Daha başka bir trende makinistlik yapan başka birisinin kızı Flora, Jekyll'e aşık oluyor. Ve Jekyll'le tam birleşirken, öpüşürlerken Jekyll o boynun ve meme kısmını, böyle beyazlığını görüyor. Açık kıyafetler giyiniyor arkadaşlar. Meme çatalını görünce bir öldürme içgüdüsü geliyor ona ve korkuyor. Bütün kadınlardan kaçıyor. Ama Severin'le olan ilişkisinde Severin'i asla böyle şeyler hissetmiyor ve Severin'i çok seviyor. Kocası, Severin'in kocası bunları yatakta yakalamasına rağmen o kadar kayıtsız kalıyor, o kadar umurumda değilsiniz ki diyor. Dolayısıyla Severin de tetiklenmiş oluyor. Artık Severin Jekyll'le birlikte malikaneyi satıp kalan parayla birlikte Amerika'da özgürlükler olarak özgür olmak için özgürlükler diyarına gitmek. Bunun için de eşinin öldürülmesi gerektiğinden bahsediyor. Onu ölüme sevk ediyor. Bütün kitapta Jekyll'un öldürmeli miyim, öldürmemeli miyim? O git gel arasında vicdan, merhamet, düşünce, akıl, mantık, dürtüsel duygular, o düşüncenin duyguya evrilmesinde ramak kalması, vazgeçmesi. Bu arada işine adapte olması çok iyi bir makinist, trenine çok iyi bakıyor. Tren raylarının değişmesiyle duygu durumlar değişiyor, metaforlar var. Gerçekçilikle anlatılmış, çok güzel bir kültürel erozyona uğramış bir klasik okuyorsunuz. Ve temposu düşmeyen klasiklerden bu. Yani her zaman canlı tutuyor. Şimdi öldürecek mi, bir cinayet işleyecek mi, aynı robot gibi kendi duygularına yenik düşecek mi, Severin onu ne kadar yönlendirebilecek, Severin'le Amerika'ya gidebilecekler mi, yoksa başka birisine mi aşık olacak? Bunun yanında lojmanlarda olan başka kadın hikayeleri de var. O kadın hikayelerindeki dedikodular, yanlış anlamalar, birbirlerine atılan iftiralar, işte metres hayatları, çok kolay birbirlerini aldatmak, aşkın çok çabuk tüketilmişliği, aile kavramının çok çabuk yok edilişi gibi bir sürü konu, tema var. Suç teması, aşk, suç makinesine dönüşme, dedikodu, haksızlıklar, ihtiras, para hırsı. Pesehala vardı orada arkadaşlar. Para hırsı derken 1000 frank biriktirmiş ve eşinden ve kızından saklıyor Flora'nın annesi. Ve eşi onu tuzun içerisine zehir katıyor. Çünkü o da kendisine verilmeyen bu paranın öfkesini taşıyor. Kadın da ısrarla parayı kocasından saklıyor. Ölümünü bildiği halde, zehirlendiğini bildiği halde, yaklaşan yavaş yavaş yatağa çakılmasına rağmen. Çok güzel, yani her bir karakter çok güzel. Bütün karakterler ölüyor arkadaşlar. İlahi adalet yerini buluyor mu? Buluyor. Sonunda ceza almayanlar, o adalette yargıçlar kendileri kariyerleri için halkı kandırsalar, yanlış yönlendirseler bile gerçek suçlular yerini buluyor. Tabii ki kurunun yanında yaş da yanmıyor değil burada. Çok güzel bir klasik, tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Buraya kadar beni izlediyseniz kanalımı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.